Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yine sizlerle beraberiz Yörenin Tadı programında. Evet, bugün de çok güzel menülerimiz var. Sizler için ayarladık. Beğeneceğinizi umuyoruz. Evet hocam, menülerimizde neler var? Menülerimizde tavuklu T şehriye çorbamız var. Ama bu şehriyeyi ev usulünden birazcık daha değişik versiyonda yapacağız. Ve artık hani bunu evde uyguladığınızda normal bir şehriye çorbasının dışına çıkmış olacak. Daha lezzetli olacak. Sevmeyenler ya da sevenler varsa daha üst seviyeye çıkan bir çorbamız olacak. Ve yanında börek yapacağız. Pırasalı, havuçlu, peynirli. Hocam ben pırasayı çok fazla tüketen birisi değildim ama böreğin içerisinde harika oluyor. Öyle değil mi? Çok yakışıyor. Kesinlikle. Eğer pırasayı sevmeyen varsa kesinlikle böreğini önüne koyun. Pırasa olduğunu söylemeyin. Mutlaka yapsınlar, yedirsinler. Bilmeden bile yenilebilir evet. Yani. Soğangillerden olduğu için de oldukça faydalı. Evet. Antibiyotik etkisi oldukça fazladır. Besleyici. Ve yanında da kereviz salatamız var. Portakallı olacak. Portakal suyunu sıkacağız içerisine. Ve portakalın çanağında salatamızı sunacağız. Evet. Böyle bir menümüz var. Hemen başlayalım isterseniz. Hemen başlayalım. Önce börekten başlıyoruz yine pişme aşaması olduğu için. Pırasalarımızı biz ön hazırlığını yaptık. Önceden burada zaman çok istemesin diye ön hazırlığımızı yaktık, yıkadık, ince ince bunları doğradık. Hemen soteleyeceğiz şimdi. Ondan başlayalım. Evet, bundan başlayalım. Bu arada da en önemli şeyi unuttuk. Böreğimizin yanında bir de çay da demlemeyi ihmal etmeyeceğiz. Yani bu sefer çaylı mı yapacağız? Bu sefer çayı da yanında bulunmasını istiyoruz. Böyle güzel bir tavşan kanı çayımızda olsun istiyoruz. Evet, bu arada bir ön hazırlığımızda pırasayı doğradık. Biraz 200 gram tavuk göğsümüzü de haşladık ki çorbamız için hazır hale gelmiş olsun diye. Ortalama 20-25 dakika kadar haşladık. Hem tavuk suyunu çorbamızda kullanacağız hem de haşlanmış tavuğumuzu çorbamıza dizeceğiz. Şunu şöyle alabilir miyiz? Tabii şu büyüğü kullanayım, hemen kavrulsun. Tamamdır. Evet. Bunu da şöyle bol dökeyim diye ucunu çıkarttım. Tamam, bu da burada. Evet. Zeytinyağımızda veya sıvı yağımızda ince ince doğradığımız pırasalarımızı soteleyeceğiz. Evet. Şöyle kayıt. Lezzetlensin diye buna soğan katmıyoruz. Zaten soğangillerden. Kendisi soğan. Zaten soğangillerden. Evet. Gerçekten çok faydası var. Antioksidan, A, E, K vitaminleri var. Potasyum, demir, fosfor içeriyor. Çok faydalı, çok besleyici. Kışın özellikle mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, bunu hemen kapağını da kapatıp yumuşasın diye soteleyeceğiz. Şunları alayım. Evet. Kapağı var mıydı? Bakalım, hızlandıralım. Dolu dolu pırasalarımız var. Bunu hemen kavuralım ki. Evet. Hani pişme sürecimiz olduğu için fırında da pişecek, biraz yumuşayacak, fırında pişecek. Daha büyük yer alalım ki. Evet, onu büyük yere alalım hocam. Fırına girmeden önce hemen kavrulsun ve. Bir büyük veya iki küçük havucumuz var. Hocam siz bunu, ben size tabak vereyim, rendelerseniz. Tabii. Rende işi hocama ait. Hallederiz hocam. Evet, şöyle vereyim ben. Evet. Hemen bir soyayım bunları da rendeleyeyim. Siz onları soyun. Şöyle rendemizi tamamdır. De ayarlayalım. Peynirimiz var. 100 gram, bir çay bardağı kadar peynirimiz de var. Onu da ezeceğiz. Pırasalar sotelendikten, yumuşadıktan sonra, soğuduktan sonra içine ezip katacağız. İsteyen bunu kıymalı da yapabilir. O zaman önce kıymasını sotelemek gerekiyor. Ama peynirli de çok güzel oluyor, hafif oluyor, çok yakışıyor. Sizler farklılaştırabilirsiniz. Biz İçini böyle tercih ettik. İçini değiştirebilirsiniz ama evet. T
temasını öğrendikten sonra içine artık isterseniz kıyma, kaşar bile her türlü her şeyi her şey olabiliyor. Katabilirsiniz. Evet. Sosunu da ayarlayayım ben. Tamam. Sosunu da hazırlayayım. Sotelenirken. Tuz atalım, biraz işlemi hızlandıralım. Tuz atmamızın sebebi neydi? Tuz daha çabuk sotelenmesini, daha çabuk yumuşamasını sağlıyor. Evet. Tuz attığımız zaman pişme ısısı yükseliyor. Suyunu kaybetmesine neden oluyor. Suyu da buharlaştıktan sonra sebzemiz artık evet, pişmiş diyoruz. Havuç, pırasa oldukça birbirine yakışan sebzeler. Birbirini oldukça tamamlayıcı ve güzel. Bu havucun tatlılığı, şöyle bir bakabilir miyim? Hafif çırpıcımız, tatlımsılığı. Hocam şeye... Çaydanlığımız ötüyor. Ben çaydanlığımız ötüyor. Onu düdüğünü ya çekin ya altını kısın. Tamam. Ben çırpıcımızı bulamadım. Çırpıcımız neredeydi? Evet. Havucumuzun tatlılığı pırasamızın acılığını bir nebze de olsun alıyor ve ikisi birbirine çok yakışıyor. Böyle dikine rendeledim ki havuçların böyle içerisinde bir tık daha gözüksün istediğim için dikine rendeledim. Julienne benzer anlamı çıkabilir. Evet. Evet. Şöyle alalım. Çırpıcınız. Çırpıcı yoksa çatalla çırpabiliriz. Evet. Sosunda 2 yumurta çırpacağım. Yumurtasız da yapabilirsiniz ama ben yumurtayı 2 yumurta ilave etmek istiyorum. Yumurtalarımız küçük. Önce yumurtaları çırpıyoruz. Şöyle bir çırpıcıyla veya çatalla. Sonra neyimiz var? 1 su bardağı sütümüz var. Yarım çay bardağı veya yarım su bardağı veya bir çay bardağı sıvı yağımız var. Bir şişe sade sodamız var. Onu da döküyoruz. Soda da böreğe kabarmasını sağlayacak. Böyle pişerken de araları böyle kabarınca hamur olmadan çok güzel pişecek. Şöyle toparlayayım. Ben de çayımızı demleyeyim hocam. Çayımızı demleyin hocam. Bugün böreğin yanında, soğuk kış gününde yanında çaylı, çorbalı. Çaylı çorba. Çorbayı akşama, çay böreğe de çayla öğlene yenebilir. Aynen, inşallah. Güzel güzel. Çayımız her zaman tüketiliyor. Sabah, öğle, şöyle akşam 5 çayı. Evet. Akşam oturması. Biraz daha yumuşasın. Sohbeti. Hocam. Evet. Tatlı hale getiren milli içeceğimiz hocam. Çaysız olmaz zaten. Yani eskiden çorba yenirmiş ya kahvaltıya. Ben diyorum evet, ki iyi ki ben o zaman yaşamamışım. Ben çünkü çaysız güne başlayamıyorum. Çorbayla başlayamıyorum. Gerçi daha sağlıklı oluyor. Çok çay içince de peynirin, yumurtanın yanında demir emilimini alıyor çay, demli çay. Aslında çok faydalı değil. Ama yanında bir şey olmadan sonra çay içilirse daha sağlıklı olur. O benim sorunum ama vazgeçemiyorum. Vazgeçemiyorum. Çünkü çay bizim kültürümüzde çok fazla. Mesela Almanlar çay çok içmezler. Onlar da filtre kahve içer. Biz de biz Türkler daha çok çay içeriz. Seviyoruz. Alışkanlıklarımızdan bazen vazgeçemiyoruz ama bunlar da güzel alışkanlıklar. Çay bahane oluyor. Komşuları davet ediyoruz. Pırasamız yumuşadı mı hocam içimiz? Evet. Az kaldı. Evet. Bu arada çaydanlık da
Renk olarak da mutfağımıza güzel renk kattı. Artık uyum içinde tabii ki lila, pembe. En sevdiğimiz. Her mutfağa canlılık veriyor. Canlı evet. Renkler. Şimdi canlı renkler de moda mutfakta. Evet. Daha güzel renkler olacak. Pırasamızın yeşilliği oldukça da turuncuyu da yanına koyalım. Turuncuyu da koyacağız. Çok yakışacak. Renk cümbüşü evet. De oldu bu arada. Evet. Sosumuz da hazır. 5 adet yufkamız var. Şimdi ben bunu kol böreği gibi saracağım ama bunun çeşitleri var. İsterseniz tepsi böreğe kat kat yapabilirsiniz ama ben size farklı şekilde göstereceğim. Biraz daha yumuşasın. Biraz da fırının içinde pişecek. Böyle yarı diri de olabilir. Evet. Tuzunu attık. Baharatını evet. Da atabiliriz. Havucunu atabiliriz. Hocam. Atalım havucumuzu. Atalım. Da. Baharatını da atalım. Havucu artık hani büyüklüğüne göre izleyicilerimiz ayarlayabilirler. Çok fazla aşırı baskılayacak kadar kullanmamanız daha güzel olacaktır. Sadece renk versin. Ufak bir tat olsun. Havuç tatlımsı olduğu için. Çok da hani pırasanın o acılığını alsın istiyoruz baskın sadece. Baskın olmasın. Sadece renk olayında farklı evet. Olsun. Evet. Zaten renginden belli oluyor. Koyu yeşil kendini oldu. Biraz daha sönsün. Oo. Çok güzel oldu. Evet. İnmeye yakında baharatlarını atarsak harika peynir de, olacak. Peynir de soğuduktan sonra üzerine ovalayacağız şimdi. Evet. Biz hemen işlemi biraz hızlandıracağız. Siz öyle yapın. Biraz soğuduktan sonra atın. Biz hemen hocam baharatlarını da atalım isterseniz. Bu arada bizi yeni izlemeye başlayan izleyicilerimiz olabilir. Kendilerimizi yeniden bir tanıtma ihtiyacı hissediyoruz. Evet. Biz kaymak eğitmenleri olarak bu programın içerisindeyiz. Sizlerle birlikte Yöremin Tadı programı adı altında güzel güzel yemeklerimizi yapıp püf noktaları sizinle paylaşmak için bu ekranlardayız. Kaymak çok büyük bir kurum. Evet. Mesleki eğitim kurumlarımız oldukça önem arz ediyor. Eğitim ve bilgilendirmek için, eğitmek için oldukça güzel bir yerimiz. Büyükşehir Belediyesi'nin bize vermiş olduğu büyük bir nimetlerden bir tanesi sağ olsun. Bu şekilde halkımıza evet kurslar açılıyor. Kurslar açılarak yardımcı olunuyor. Evet. Bilgilendirme yapılıyor. Çocuklarımızın genç kaymak olsun, normal kaymakler olsun kurslarımız oldukça fazla açılarak onlara yardımcı olması sağlanılıyor. İnşallah pandemi süreci de atlatırız. Ondan sonra kurslarımız açılırca yine seyircilerimizle orada da buluşuruz. Evet. Ama şimdi TV Kayseri'de buluşuyoruz. Evet, keyifli zaman geçiriyoruz sizlerle de. Baharatlarımızı da ilave. Kurslarımız da oldukça seviliyor, evet, takip çok ediliyor. Ayrıyeten de bizi takip edip de bizimle birlikte yemek yapan izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok seviyorlar, severek izliyorlar. Evet. Çok detaylı anlatıyorsunuz, çok memnun kalıyoruz diyorlar. İnce püf noktalarına kadar anlattığınız için de çok hoşumuza gidiyor diye dönüşler alıyoruz. Evet, şimdi karabiber biraz daha tuz ilave edeyim. Karabiberimizi attık. Pul biber de evet. Atıyoruz. Acı severseniz pul biber her zaman güzel oluyor. Evet. Karıştıralım, yumuşadı iyice. Sosumuz da hazır. Şu bir iki tur daha attırmam gerekiyor. Bir tur daha atarsanız sonrasında hemen ben böreğimi sarmaya başlayayım. İnşallah da en kısa sürede de kurslarımızın açılmasını temenni ediyoruz. İnşallah. Bu pandemi sürecini en kısa sürede atlatıp güzel kurslarımıza yeniden kavuşmak için. İçine düşmez umarım. Aslında gün sayıyoruz. Bu pandemi sürecinin birazcık çözülme süreci var. Tekrardan kurslarımızın açılma süreci var. Buradan bizi izleyen izleyicilerimiz de
Şubat'ın ortalarında demiştik ama bu pandemi sürecinden dolayı birazcık daha zamanımız uzadı. İleriki dönemlerde Mart'ın sonu belki Nisan'ın başını bulabilir diyebiliyoruz kurslarımızın açılmasına. İnşallah bir an önce açılsın ki herkes kurs yerlerimizde buluşalım biz de. Herkes, sosyalleşmek hem de eğitim için. Ama tabii ki de sağlık önemli. Dikkat edelim. Kurallara uyalım ki bir an önce de bu şeylere hastalığımız azalsın, atlatalım. İnşallah. Evet. Şimdi peynirimizi de unutmayalım. Şöyle bir hocam karıştıralım. Evet, biz şimdi eziyoruz ama siz biraz daha bekleyin. Benim hocam siz ezer var. Misiniz? Sizin eldiveniniz da var. Ben şimdi şöyle ya da öyle zaten ezin, çatalla ezin. Yufkanız ne kadar ince olursa o kadar güzel olur. Şöyle ben şurayı bir boşaltayım hocam. Kol böreği tarzında yapacağım için ben tezgaha alıyorum fırçamız. Evet. Yufkamızın her yerine sos gezdiriyorum böyle. Fırçayla her yerine getirecek şekilde sürüyoruz. Bu da çok güzel, hafif, besleyici, güzel bir börek olacak. İnanın pırasa sevmeyenler bile gerçekten çok sevecek. Evet. Çok lezzetli oluyor çünkü. Kesinlikle. Özellikle çocuklar için harika, dillere destan olan bir evet, çok güzel oluyor. Börek. Şuraya fırçamı da koymak için bir kapatayım. Şöyle alayım hocam sizin. Onu da evet. Ay elhamdülillah. Karabiber olunca beni mutlaka hapşırıyorum. Evet. Şimdi ben bunu her yerine serperek yapacağım. Şöyle iki çeşit göstereceğim size. Her yerine serpecek. Bir de bir yerine koyup sararak istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ama böyle olunca daha güzel oluyor. Her yerine eşit şekilde serpince. Şöyle. Çok fazla iç olsun diye düşünmeyin. Çok fazla korsak da hamur yapıyoruz. Az korsak da içi lezzeti ağzımıza gelmiyor. Onu yeterince dengeleyerek ayarlarsanız güzel oluyor. Şimdi bir tane de bıçak alalım. Bu kıvam çok güzel. Yani bu görüldüğü gibi yapılırsa eğer çok güzel olacak. Şimdi bunu ortadan ikiye kesiyorum. Şimdi şu geniş yerinden böyle serperek göstereceğim. Bir de uçlarına koyunca ikisinden de yapabilirsiniz. Bakın şöyle rulo şeklinde çok sıkı olmayacak şekilde sarıyoruz. Tepsimize ister şöyle yuvarlak şeklinde dizebiliyoruz. İstersek düz düz, uzun uzun. Ben düz düz yapayım olmazsa. Hepsi denge olsun, gelsin. Şöyle de yapalım, tamamlayalım. Hocam sizi ben biraz alayım mı oradan siz işlem yaparken? Şunu da sarayım. Tamam. Ben çorbam için evet, başlayacağım. Evet, siz çorbanız onun için. Onun hazırlığını yapayım. Küçük bir hazırlığım var. Şimdi geniş tarafından dar tarafına doğru rulo şeklinde çok sıkmadan sarıyoruz. Evet. Şöyle alıyoruz. Kaldığımız yerden şöyle devam ediyoruz. Böyle uzun uzun sarabiliriz. Yoksa yuvarlak tepsiye ortadan başlayabiliriz. Nasıl isterseniz. Şimdi ikinci yufkamızı da aynen. Şöyle biraz daha yitelim. Allah'tan tezgahlar büyük de rahat çalışıyoruz. Evet. Evet. Şu yağı bir alayım.
Siz o yağı alın. Evet. Ortalama 3 yemek kaşığı kadar yağ koydum. Siz herhalde anlattınız. Ben biraz çorbayı anlatayım hocam isterseniz. Evet, benim işlem devam ediyor. Tamamdır. Bu çorbada şehriye çorbasını kavurarak yapacağız. Kavrulmuş bir şehriye daha fazla şişmeyi engelleyecek ve çorbamız kalsa dahi şişmeden olacak değil mi? Evet. Daha da büyümeden kalmış olacak ve istediğiniz zaman ısıtıp da kullanabileceksiniz. Hiç problem olmayacaktır. Bunun için 2 adet yeşil biberim var. Yeşil biberleri de ince ince doğrayacağım. Ne kadar ince doğrarsak o kadar güzel olur. Çorbamızın içerisinde böyle hepsinin tel tel gözükmesini istiyoruz. Yine haşlanmış tavuklarımızı da incecik tel tel dilmemiz gerekiyor ki dediklememiz gerekiyor ki ne olsun içerisinde büyük büyük gözükmesin. Şehriye ile aynı büyüklükte olsun ki kaşıkla açılırken daha kolay olsun. Daha kolay olsun. Şimdi ben de pırasayı bu sefer de serpmeden böyle de yapabilirsiniz. Her iki işlemi de size göstereyim. Siz nasıl isterseniz. Evet. Şöyle uçlarına koydum ben de tekrar. O geniş uçlarına hamurumu ikiye böldüm. Şimdi de geniş tarafından içe doğru böyle de yapabilirsiniz. Şöyle alayım hocam. Tamamdır. Çok sıkıştırmadan. Çok fazla kalın doğramıyorum. Tamamen çok aşırı kıl gibi de doğramıyorum. Birazcık ince şekilde iki biberimi doğramış oldum. Şu sebzelerimi de şöyle alayım. Hocam bu karabiber attık atalı sizde bir hapşurma. Karabiber olunca ben mutlaka hemen bir hapşurma. Bir genzim yanıyor. Sanırım alerjim var. Şu şekilde alırsam. Yine bir ses geliyor. Hocam bu kış üşütmesi gibi. Çayımızın yine suyu kaynadı. Altını kapattık. Artık demlenmeye bırakalım. Sonrasında yanında da bir bardak çayımızı ikram edelim. Kenarda soğuk şekilde daha güzel demlenir. Çorbamı yapımına başladım. Evet. Birazcık pembeleşmeye yüz tuttuktan sonra biberlerimi ekleyeceğim. Ki biberlerim yanmasını istemediğim için ve şehriyelerimin de birazcık kavrulmasını istediğim için bunu istiyorum. Birazcık piştikten sonra biberlerini atacağım ki şehriyelerim tam kıvamında olsun. Evet. Çorbamızı yaparken bir yemek kaşığı kadar da un kullanacağız. Normalde ev yapımı şehriye çorbalarında nasıl oluyor hocam? Böyle üzeri naneli, böyle bol salçalı, yağlı, naneli, yağlı yüzlü derler. Yağlı yüzlü. Yağlı yüzlü. Evet. Biz bu yağını ve o nanenin acısını, diğer baharatların acısının yüzüne çıkmasını engelleyeceğiz. Bir kaşık un ile kesinlikle çorbamızın tamamına evet yaymış olacağız. Kıvamını güzel şekilde verdiğimiz için her yerinde de aynı eşit şekilde baharatları ve lezzetlerini ayarlamış olacağız. Bir kaşık un yapacak bunu. Ama evet, nerede ve ne zaman kullanacağımızı birlikte göreceğiz. İşte o önemli. Ufak bir dokunuş, evet, farklılık nasıl sağladığını görecekler. Evet. Çorbamızın hem kıvamı için hem de lezzeti için olmazsa olmaz. Şu ikisini de. Biz mutfaklarımızda böyle yemeklerin yağın üzerine çıkmasını çok istemiyoruz. Çünkü çok yağlı olduğunun göstergesi oluyor ve istemediğimiz görüntü oluyor ki kendi görüntüsünü tamamen veremediği için. Şimdi yeşil biberlerimi atıyorum. Sivri biberlerimi ince ince doğranmış. Bunları da atıyorum. Artık onlar da kavrulsun. Çok fazla öldürmemize gerek yok sivri biberleri. Zaten
çorbamız pişmeye yüz tuttuktan sonra kaynarken kendi içerisine de yumuşayıp istediğimiz görüntüye geçecektir. Evet. Şehriyelerim biraz kavrulduktan sonra biberlerini attım. Şimdi şehriyelerim altın kıvamındaki rengi gelene kadar kavurmaya devam ediyorum. Artık biberlerim pişse de pişmese de çok önemli değil. Evet, altın sarısı olana kadar şehriyelerimi kavuruyorum. Şöyle alayım. Bez şuradan bir tutacak alayım. Ortaya aldığım için evet, tencerem biz, hemen ısını veriyor. Bizim içimizde 4 adet yufkaya yetti. 4 veya 5 adet olacaktı. 4 adet yufka kullanmış oluyorum şimdi ben. 4 adet yufkadan kaç kişi doyurabiliriz hocam? Çok. Bak yani bunu dilime göre değişir. Artımlı. Yeri artırımlı. Yanına mutlaka bir şeyler de olunca bayağı bir dilim çıkacak. Evet. Şimdi birazcık daha kavrulmaya devam edecek. Tam altın sarısı kıvamına gelene kadar daha salçamla kavurmak istiyorum şehriyelerimi. Evet. Şimdi bir yemek kaşığı kadar domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçamı ekliyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Bu arada kavrulurken de birkaç çeşit baharat kullanacağım çorbam için. Çok lezzetli ve güzel bir çorbamız olacak. Evde kesinlikle yapmanız gereken bir çorba diyebilirim. En azından deneyin ve farkınızı hissettirin. Evet, bir çay kaşığı kadar toz biber. Siz burada istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Ben burada hem toz biber, hem karabiber, hem de sebzeli çeşni kullanacağım. Tavuk bulyon veya et bulyon kullanmayacağım. Gerçek tavuk suyu kullanacağım bu sefer. 2,5 çay kaşığı kadar sebzeli çeşni attım. Kavurmaya devam ediyorum. Unumu daha kullanmadım fark ettiyseniz. Unumu en son suyunu vermeden önce kullanacağım ki o fazla yağını unum emsin diye. Çok az da pul biber verebilirim. Kalanımı kullanayım. Onun da ekstra bir lezzeti olsun. Evet. Ben de son içimi şöyle yetiştirmeye çalışayım. Tam da yetti. 4 adet yufkadan bir tepsi börek çıktı. Bu 5 de olabilir. İçinize göre değişir. Evet. Hocam boşsanız bir tane fırını açabilir misiniz? Tabii tabii, ne demek. Ben her zaman boşum hocam. Mutfakta şöyle bir şey var. Evet. Bir anda kendimi boş zaman bile çıkarabiliyorum. Çünkü o kadar, kendimi mutfağa o kadar çok veriyorum ki. O kadar da pratikte olunca tabii ki bizler. Yani pişme süresi, yanma süresi. Her şeyi hesaplıyorum mesela. Aha. Geçenki programımızda hatırlarsanız pilavın piştiğini çıtırtıdan anlamıştım. Tabii ki. Tamamen kendimizi mutfağa verdiğimiz için. Sabah akşam mutfaktayız. Hocam bu sabah akşam mutfakta oluyoruz ama gönüllü olmazsak, zaten gönlümüzden gelmezse, içimizden gelmezse hiçbir işe, yani bütün işler öyle hocam. Severek kesinlikle yapmadığımız hiçbir işte başarılı olamayız zaten. Güzel zaman, güzel vakit geçiremeyiz severek yapmazsak. Verimli de olamayız. Şimdi unumu ekledim. Salçam kavruldu. O salçamı kavurdum ki o ekşimsiliği de gitsin diye. Şimdi burada bir tavuk suyum var. Tavuğumun suyunu da kullanacağım. Birazcık da unumun kavrulmasını istiyorum ki o gitsin. Kıvamını tam şöyle göstereyim sizlere. Evet. Tam kıvamı şu şekilde. Biraz daha kavurmaya devam ediyorum. Evet. Ben de kalan sosumu şöyle üzerine gezdireceğim. Bakın salçayı verdim. Unu verdikten sonraki kıvamı bu şekilde. Şimdi suyunu verdikten sonra artık çorbam
kıvam almaya başlayacak. Evet, şöyle parmağım tavuğum var. Tavuk suyumu içerisine ekliyorum. Ve tavuğumu tutayım düşmesin. Bunu küçük küçük tifteceğiz. Sonrasında birazını çorbaya, birazını da Neye olsun hocam? Neye diyoruz? Tabii ki salataya. Bugün kereviz salatamızı tavuklu yapacağız. Kereviz salatasının çeşitlileri de var. Elmalı olabiliyor, ayvalı olabiliyor ama biz bugün tavuk göğüslü yaptık. Öyle yapacağız. Menümüzü öyle aldık. Evet, kalan sosu da biz ne yaptık? Hamurumuzun üzerine gezdirdik. Üzerine istediğiniz çörek odu, susam, ne serpmek istiyorsanız onu serpebilirsiniz. Ben bakayım ne var burada, onu serpelim. Hocam susamlarımız. Burada olacaktı hocam. Nerede olacaktı? Siz biraz bakın hocam, ben de tam siz şey bakın, yapamadım. Evet, ben çörek otu siz atarım. Baka durun hocam. Ben de tavuğumu tifteyim. Size ben bir parça tavuk vereyim salata için. Haşlanmış evet, tavuğa ayırın, ihtiyacımız unutmayın. Var diye. Evet, ben bugün çörek otu atayım. Çörek otu çok yakışır zaten. Evet. Evet, böreğimiz hazır. Fırına girecek. Fırına girecek. Şöyle birazcık bir 5-10 dakika sosuyla bekletirseniz olur ama biz şimdi hemen fırına veriyoruz. Ilık fırına. 200 derecede ılımış fırına, orta ayara evet. Ve pişmeye veriyoruz. Hatta şu teli çekeyim ben. Fırının huyunu husunu bilmek de çok önemli. Evde yemek yapan şefler, ev hanımlarına ben şef derim her zaman. Gerçekten çok kaliteli yemek yapıyorlar. İyi bir ev hanımı ortalama bir aşçının üzerindedir diyebilirim. Çünkü görerek yaptığı her şeyi teknik olarak bilmese de pratikte doğru yapıyor. Oldukça başarılı buluyorum ben de. Kendilerini de buradan tebrik ediyorum. Başarılı yani bir ev hanımı her şeyi yapabiliyor. Tabii ki. Ortalama bir aşçının da üzerinde olduğunu buradan söylemek istiyorum. Şimdi kerevizimize mi geçiyoruz? Şimdi siz onu yaparken de bir taraftan işte devam edelim işleve. Siz onu didiyorsunuz. Bir tane büyük parça bize de ayırın. Mümkün olduğunca size çok ayıracağım. Evet, bana benim salatam güzel olsun. Tamamdır. Şunu şuraya da alırsanız. Size şöyle vereyim hocam. Onu da didelim. Sizin tamam, eliniz şeyken siz didin. Eldivenlisiniz. Ben de kerevizimiz çorba kaynıyor. Hocam didiyor. Kereviz salatasını da hazır malzemeleri. Siz onu yaparken. Hemen şöyle bir dipten de karıştıralım. Oo. Çorbamın kıvamı ve görünüşü harika oldu. Tattıktan sonra da, yaptıktan sonra da bize dönüş sağlarsanız çok mutlu oluruz. Bizim yaptığımız tarifleri de evde deniyorsanız bize yazmanızı rica ediyoruz ki biz de izlediğinizden emin olup bizim yaptığımız tarifleri evde yaptığınızı öğrenince daha çok mutlu oluyoruz ve motive oluyoruz. Bize WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz, mesaj gönderebilirsiniz sevgili seyircilerimiz. İnşallah siz de bizim yaptığımızın aynı usulde yapıp da güzel dönüşler yaparsınız diye ümit ediyoruz. Kerevizimiz de biraz büyükmüş. Kerevizimiz büyük. Gerekirse yarısını rendeleriz. 2 adet sarımsağımız var. Onu isteyen katabilir. Ama sarımsak gerçekten çok yakışıyor. Şuraya koyayım. Evet. 2 yemek kaşığı mayonezimiz var. Mayonez de katacağım ama bu her zaman arzuya göre sarımsak, mayonez, süzme yoğurt veya koyu bir yoğurt. Ben şimdi sarımsağımızı ezeceğim. Şuradaydı.
Evet. Evet. Ben de çorbamı tamamladım. Onu izleyicilerimize gösterelim. Şimdi tuzunu atmadım. Tuzunu en son ayarlayacağız. Çok birazcık koyu olmuş. Birazcık su ilave edeyim buna. Kıvamı aslında benim için ideal bir kıvam ama eğer isteyeniniz olursa birazcık daha cıvıtabilir. Ama ben birazcık daha cıvıtmak istiyorum. Yoksa kıvamı oldukça güzel. İçerisindeki o şehriyeler olduğu gibi duruyor kavrulduğu için. Asla şişme ya da çoğalma gibi bir durumu olmuyor. Ne verdiysek onu olduğu gibi durduruyor. Evet. Çorbamın tuzunu da atmadım. Şimdi çorbamın tuzunu da ekleyeceğim. Çorbamın tuzunu kıvamını ayarladıktan sonra atarsanız en doğrusunu yapmış olursunuz. Birazcık daha su vereyim. Evet. Bu su çorbam için yeterli olacak. Şimdi tuzunu vereceğim. Bir tık daha kaynadıktan sonra çorbamın işi tamam olacak. Ben de kerevizleri soyayım. Hemen rendeleyeceğimiz için limonlu suya gerek yok. Yoksa limonlu suyun içine atıp kararmaması için öyle yapabiliriz. Ama hocamdan hemen yardım isteyeceğim. Kerevizleri hocam. Hemen hallederim hocam. Hemen rendelerseniz hocam bunu. Tabii ki. Bu kerevizin içerisine de tavuk oldukça çok yakışıyor. Haşlanmış tavuk. Eğer kereviz yemeği yapıyorsanız içerisine haşlanmış tavuk da atarsanız ekstra olarak diyetten de bir şey kaybetmiş olmuyorsunuz. Tabii ki de haşlanmış tavuk diyetin en güzeli. Hem lif açısından hem de beslenme açısından. Kerevizin içerisine de oldukça yakışan bir et ve salatada da kendini gösteriyor. Şöyle hemen bir sudan geçireyim. Hemen de rendelersek limonlu suya koymamıza gerek yok hocam. Bir tabak vereyim. Hemen rendelerim ben. Tamam, siz bunu rendelerseniz. Hemen de yoğurdun içine atarsak kararmayacaktır. Şöyle. Evet. Benim çorbamın işi tamamlandı. Hazır. Hazır benim çorbam. Evet. Şurayı bir düzeltelim. O biberin, o şehriye ve tavuğun birbiriyle eşleniği oldukça güzel. Altımızı kapatıyoruz. Yeğene afiyet olsun. Şunu şuraya alayım ben. Dileklerimiz. Oh, kerevizimiz de maşallah. Evet, kerevizimiz. Büyüklüğüne göre ayarlayıp oldukça sert. Rendemiz. Ben sizin vereceğim herhalde hocam. Siz ayarlarsınız. Ben şurayı bir sileyim. Evet. Birazcık büyük bıçak tercih edersek. Daha büyük alın siz. Eldivenin olduğum için de kayıyor. Ben de bir ses çıkarayım. Sarımsakları döveyim. Sonunda savaşı ben kazandırırım hocam. Kereviz savaşında. Evet. Rendemiz buradan hemen böyle tutalım. Sarımsağımızı iyice eziyoruz. Evet. Hemen yoğurdumuzu hazırlayayım ki rendelenen kerevizleri hemen içine atalım, kararmasın. Evet. Kerevizi tabii bir de ne olmazsa olmaz, portakal suyu. Şu kötü taraflarını da alayım. Bir çay bardağı kadar portakal suyu ilave edeceğim. Kerevizin o kekremsi tadını alacak ve çok hem de yakışacak. Aynı limon gibi. Aynı limon gibi, evet. Kararmasını da önlüyor. Aynen. Yani muzun üzerine ya da elmanın üzerine portakal suyu da sıksanız kararmasını engelliyor. İçinde C vitamini olduğundan mı kaynaklı, asit olduğundan mı kaynaklı? Asitik olduğu için evet kararmasını engelliyor. Onu... Hem de o verdiği aromayla çok ayrı bir lezzet oluşuyor. Ben iyice çırpıyorum. Mayonezimizi de ilave ediyorum.
Evet. Sarımsağımızı içine biraz portakal suyundan alıp olanı da dökeyim. Evet, yarım çay bardağı portakal suyumuzu da ilave ettik. Bizim yoğurdumuz koyu bir yoğurttu. Süzme yoğurt veya koyu bir yoğurt kullanabilirsiniz. Evet, yoğurdumuz hazır. Kerevizimiz de evet, hazır. Evet, kerevizleri hemen, hemen içine atıyoruz ki kararmasın diye. Bakarız yoğurt fazla geldiyse biraz daha kereviz rendeleyebiliriz. Ben şuradan biraz hemen şurayı bir bakalım. Toparlayayım. Şöyle. Evet. Denk geldi. İçine her zamanki yaptığımız gibi ben cevizleri ezmiyorum, doğruyorum tane tane olsun diye. Biraz içine ilave edeceğim, biraz da üzerini süsleyeceğim. Bu arada çorbamız da çok güzel oldu ama olmazsa olmaz eksiklerimizden bir tanesi görünce fark ettim. Nedir? İçine domates rendeliyoruz bir tane. Evet, domatesimizi evet rendelenin. Onu görünce hatırladım. Olsun, sonradan biliyorsun mutfakta tareler tükenmiyor. Eklenebiliyor, hemen hiç problem olmadan. Hemen soyayım, içerisine rendelerim bir adet soyulmuş domatesimi de. Şöyle 3-5 dakika daha kaynattıktan sonra çorbam da hazır. Ve ne hazır olur. Böreklerimiz ne alemde? Böreklerimiz kızardı mı acaba? Bir bakayım ben şurayı yaptıktan sonra. Eli kulağında hocam. Eli kulağında mı? Evet. Şu taneleri üzerine koyayım. Evet. Tamam. Ne kadar iri olursa o kadar güzel olur ceviz. Şunları da atayım. Şimdi bu burada dursun. Tuz atacağız. Biraz tuz attım ama biraz daha gerekiyor. Sarımsağı da attım. Yeterli sanırım. Evet. Şimdi ben portakaldan kase yapacağım. Kasede sunum yapacağız. Şurayı da bir sileyim, bezi alayım hocam. Bezimiz aşağı. Evet. Gerçekten çok güzel gözükecek portakalın içinde, hem o aroması hem de o görüntüsü olarak sunum aşamasında da portakalın içinde sunacağız. Ben ne yapacağım? Önce ortadan şöyle yan tarafından ortadan ikiye böleceğim. Düzgün bir şekilde, çünkü şöyle de koyunca da kase görevi alacak. Böyle içini boşaltacağım ben bunların. Dikkatlice elinizi kesmeden içini boşaltıyoruz. Çayımızı da unutmuyoruz hocam. Çayımızı da açalım. Tekrardan altın Tekrar sınsın. Altını kısık ateşte. Ben aslında altını hiç kapatmayı sevmiyorum. Demlenmesi için ben evet. Birazcık kapatma tarafındayım. Doğrudur. Ben sıcak sevdiğim için. Evet, şu kase otursun diye şu altını da düzeltiyoruz şöyle. Çünkü şöyle otursun, eğilmesin. Birinci kasemiz hazır. Kaşıkla da yapabilirsiniz ama ben şimdi bıçakla hemen
keseyim. Şöyle oturabiliyorsa koyuyoruz. Yoksa şu arkasını düzelterek kesiyoruz. Evet. Şunu da aynı şekilde şöyle, bu da durabiliyorsa şuradan alayım. Evet. Evet. Şu şekilde dursun. Hemen mutfağımızı toparladım ben de. Evet, çalışırken düzenli çalışalım. Şimdi evde bir çocuk olsaydı şu portakalları ona verirdik, hemen yerdi. Tabi ziyan etmiyoruz, onları da meyve suyu yaparak, sıkarak çocuklarınıza içiriyorsunuz. Ben de anne olduğum için herhalde her şeyi çocuklara endeksliyorum. Çocuk dünyanın en tatlı şeyidir hocam. Evet, değil mi çocuk? Evet. Olmazsa olmaz. Hocamın da küçük bir kızı oldu. Evet. Daha kaç aylık? 9 aylık mı? Evet. Ben 4 kase yeterli olur sunumda. Yine ne yaptık hocam? Her zamanki gibi. Biraz kendimizi övelim. Evet, hocam çok hocam, güzel. Hocam kendimizi övmeyi çok sevmiyorum ama yine de yaptığımız işi ve menüyü tabii anlatmak ki, gereksinimi tabii ki hissediyoruz. Çok fazla yaptığımız işte övünen insanlar evet. değiliz. Lakin zaten burada anlatmamız gerekiyor. Zaten ortada hocam. Evet, burada anlatmamız evet. gerekiyor. Çorbamız tavuklu ve şehriyeli olduğu için çok lezzetli ve besleyici bir çorbamız. Yine yanında pırasalı, antioksidanlı, soğanlı diyebilir, soğangillerden özel bir börek. Börek yine, deyince bir bakayım hemen ben, siz anlatın. Yine salatamız da kereviz hocam, olsun, portakal hocam. Olsun, ceviz olsun, tavuk olsun. Oldukça evet. besleyici, güzel bir salata. Yani bu yaptığımız yemekleri devamlı evlerinizde, menülerinizde ekleyip çıkarabilirsiniz. Bizim yaptığımız stili farklı bir ürünle deneyebilirsiniz. Artık o sizin ustalığınızın ve kendinizin yeteneklerinize bağlı yiyecekler ve menü planlaması diyebiliriz. Evet. Ama dediğimiz gibi buradaki yaptığımız her şeyi evinizde denemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü denediğimiz güzel şeyler evlerinizde yapın ki bize de dönüş yapın. Biz de hem mutlu olalım hem de daha farklı tariflerle sizlerle beraber olalım. Evet. Bize yapmamızı istediğiniz farklı tarifler de varsa bunu WhatsApp üzerinden bize ulaşarak söyleyebilirsiniz. Evet, sunumumuza. Evet, börekler daha kızarmadı. Biraz kızaracak, yükselttim sanırım şey olmuş. Şunu alt üste getirdik. Alt üste pişsin. Biraz daha yükselteyim, kızarınca artık iyice pişmese de yine sunum olarak gösteririz. Ben bu aşamada hepsini karıştırdım salatamın. Evet. Bu aşamada da en son tavuğunu da ilave ediyorum. Az çok size kalmış. Çok da lezzetli oluyor. Hanımlar gezmelerinde bunu salata olarak misafirlerine ikram ederler. Özellikle de böyle bir kase değil de portakal kasesinde çok farklı oluyor, çok güzel oluyor. Kış mevsiminin de tam böyle tam zamanı vazgeçilmez salatası. Zaten kereviz çok sağlıklı. Özellikle diyet yapan hanımlara kereviz salatası çok faydalı. Kereviz yemeği zaten çok sağlıklı. Evet, güzelce karıştırdım. Evet. Çorbam da artık domates rendemle de kaynadı. En sonunda artık sunum esnasında göstereceğim ki sürpriz olsun son kıvamı. Siz evet onu yapın. Böreklerimiz kızarsın. Ben de portakalın artık sunumunu göstereyim. Bir böreğimizi yükseltelim. Artık onu kızarsın. Ben de kaseyi onu harlama vakti geldi. Alt birazcık kızarsın ama sonrasında seviyeyi düşürelim. Sonrasında tekrar pişirelim. Pişmesi için evet. Atabiliriz. Şöyle kaselerimizi de güzelce süsleyelim. Bakın bayağı da yarım kerevizden bayağı 6 adet falan çıkacak. Ben şöyle şuraya
Oh, mis gibi. Çok güzel oldu. Kokusu da harika geliyor. Ben çok severim kereviz salatasını. Çorbama bakırlar yok. Ekipman olarak hem de oldukça bizi destekleyen TV Kayseri'ye de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar bize de böyle bir programı sağladıkları için. TV Kayseri ve ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle imkanlar sunduğu için. Evet. Çorbamı. Artık şimdi zamanımız da geldi. Bir böreğimize bakalım hocam. Ben de son dokunuşlarımızı yapalım. Pişmediyse vaktimiz var mı? Mola mı verelim? Son zamanlarımıza geldik. Benim şurada kereviz saplarım vardı. Evet. Kereviz saplarıyla da şöyle bir süsleriz. Kereviz sapı da çok faydalı. Çok yemeklerimize da faydalı. Kavurup çıkarabiliriz ya da aynı maydanoz gibi kullanabilirsiniz. Aroması biraz daha keskin. Zaten kullananlar biliyordur ama kullanmayanlar ve çok fazla tüketmeyenler için bahsedelim. Oldukça besleyici ve özel keskin bir yeşillik diyebiliriz. Kavurmaları yemeğin böyle meyanesini yaparken salçaya atıp kavururken bunu atıp kavurursanız sonrasında kavrulduktan sonra suyunu verme esnasında tekrar cımbızlarsanız yani attığınız yeşilliği keskinliğini geri alalım ama kendisi olmasın derseniz oldukça lezzetlendirici bir yeşillik diyebilirim. Kereviz ve kereviz sapı için. Yemeğin içerisinde kendisini çok sevmiyorsanız ama kokusunu seviyorsanız yine bunun için de yemeklerin yapım esnasında kerevizleri atıp kavurup sonrasında kerevizin kendilerini alıp ama o lezzetinin yağa, sebzelere geçmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde de yemeklerinizi lezzetli hale getirebilirsiniz. Sadece kereviz kullanmak yetmiyor. Hani değişik yeşilliklerde kullanabilirsiniz. Mesela zamanın olduğunda pazarlarda yeşilliklerin bol olduğu zamanlarda dağ kekiği, taze kekik, yabani kekik bunları buzluğunuzda istifleyebilir. Yemeklerinizi kaynatırken böyle içerisine 3-5 dal bıraktığınızda onun da lezzetinin yemeğine geçmesine yardımcı olacaktır. Bunlar da bu şekilde yemeklerinizi lezzetlendirebilirsiniz. Yine kereviz saplarımız var. İleriki safhalarda da kerevizimizi, kalan kerevizlerimizi değerlendirmek için çalışacağız. Nerede nasıl kullanacağımızı, hangi püf noktaları vereceğimizi bizi izleyerek öğrenebilirsiniz. Ayrıca önümüzdeki hafta da balık zamanı yapmayı düşünüyoruz. Balık pişirmeyi istiyoruz. Önümüzdeki hafta pazartesi ve çarşamba günü balık kullanmayı... Balık haftamız var. Evet. Balık yapacağız. Artık av yasağının da bittiğini biliyoruz. Hamsilerimiz çıktı. Diğer deniz mahsullerimiz de artık elimizde mevcut. Önümüzdeki haftalarda da biraz daha kızarsın. Balığa girip balık yapmayı hedefliyoruz sizlerle. Eğer güzel balık yapamıyoruz ya da balık pişiremiyoruz ya da kokuyor, çok kokuyor diye düşünüyorsanız bizi izlemeyi ihmal etmeyin ki bu püf noktaları kaçırmayarak evinizde kokusuz, lezzetli balıklar yapabilirsiniz. Evet. Siz de evinizde balık kokmasın diye farklı önlemler alıyorsunuzdur hocam. Yani tabii ki mutlaka alıyoruz ama işte illa da birazcık da koksa hani ev hanımları çok şey yapıyor. Ya balkonda tercih ediyoruz. Küçük tüpü alıp balkona küçük gitmek var. Küçük tüpte balkonda evet. Kızartmak var. Şey ama, yapıyoruz ama farklı tabii ki işlemleri de yapıyoruz. Şimdi biliyorsunuz işte seçenekler çoğaldı. Ben tamamen yağlı kağıda porsiyonluk olarak da sarıp iyice sarınca hava almazsa o zaman da hiç kokmuyor. Evet. İşte soğanı, limonunu bol koydukça güzelce o zaman da bir
önlenmiş oluyor. Daha lezzetli oluyor balıklarımız. Evet. Bu gibi başka püf noktalar da, önümüzdeki hafta vereceğiz hocam. Aynen, hemen bahsetmeyelim ki. Hemen de bahsetmeyelim bazı şeylerden, bize kalsın. Önümüzdeki haftalara kalsın. Şu an böreğimizin pişmesine... Böreğimiz kızarmak üzere. Olmazsa azıcık bir dilimden keseriz. Biraz daha kızarsın. Kızarmış olan tarafından keselim, evet. Seyircilerimize gösterelim. Sonra biz pişirmeye devam edelim. Evet. Sunuma devam edelim. Ben salatamı yaptım. Şöyle bir de son dokunuşumuzu yapalım değil mi? Şöyle. Evet. Benim. Ben de çorbama şöyle de koyayım. Evet. Evet. Portakal kabuğunu da rendeledim. Evet, harika şöyle gözüküyor. Şöyle yapalım. Kıvamında olsun. Şöyle etrafını da sileyim ki. Ben... Evet, oraları silelim. Şimdi böreğimizi de kaldıralım. Evet. Bakalım. Olmazsa kızarmış yerinden. Evet, şura kızarmış. Sonra biz işleme devam edebiliriz. Ya da kesmeden mi göstersek? Kesmeden göstersek sanki daha güzel olur. Evet, şöyle gösterelim aslında. Sonra biz keselim, devam edelim. Çünkü çıtır çıtır börek oluyor. Gerçekten biraz daha kızaracak, nar gibi kızaracak. Böyle çıtır çıtır kesince araları o yuvarlak, o yapışmayan görseli olacak. Şöyle bir yapalım. Çorbamızı da şöyle koyalım. Böreğimiz hazır. Biz böreğimiz pişip yanında da çayımızı hemen bir çay da içeceğiz. Dolduralım. Çay da dolduralım o zaman bir tane bardağımıza. Tüm öyle takımımız harika. Takımımızda evet, böreğimizi de kesmiş olsaydık tavşan kanı bir çayımızı da hemen dolduralım. Gerçekten. Zaman olmadığı için böreklerimiz kızarmadı ama siz artık tahmin edebiliyorsunuz. Evet. Böyle güzel sohbet esnasında evet, bir yemek programında. Çayımız da şöyle öyle mi? Böreğimizin yanına koyalım. Çayımız yanında, börek, salata, evet. Çorbayı da sonra yeriz. Şimdi börek, çay, salata yeriz. Çorbayı da sonra yeriz. Evet, bugünkü programımız da bu kadardı. Bizlere eşlik ettiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.